Sayın, bakan ne konuştu ekonomistlerle ve en önemlisi bu toplantılardan biz ekonomiye dair olumlu bir sonuç alabiliyor muyuz, bir işe yarıyor mu hiç eğip yükmeden sorayım. Ee, bir temenniler manzumesi içerisinde gidiyoruz. Hı hı. Aslında e, tam tarifi bu. E, bir e, hani normal şartlar altında bu tip bir organizasyonda sizin görüş alışverişinde bulunuyor olmanız. E, ortaya koyduğunuz modelle ilgili e, kriter kritikleri alıyor olmanız lazım ama daha çok anladığımız kadarıyla mesele bir monologdan ibaret devam ediyor. E, yani e, Sayın Bakan e, gerek iş dünyası gerekse bu cumartesi günü yapılan toplantılara baktığınızda e, olayı anlatıyor. E, ondan sonra işte herkese sırayla bir söz veriliyor. E, kim ne kadar neyi eleştirdi onu da bilemiyoruz çünkü basına kapalı böyle bir e, acayip durumla da karşı karşıyayız. Yani bu kadar e, hem kamuoyu yaratmak istiyorsunuz hem de içerideki konuşmalar niye basına kapalı? Bunu anlayabilmek mümkün değil. Ee, en azından bu konuyla ilgili yani Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalar bazında e, ilerlediğimizde e, işte bu yeni modeli tırnak içerisinde yeni modeli anlattıklarını bununla ilgili açıkçası ikna çalışmalarına devam ettirdiklerini e, görüyoruz. Hı hı. Şimdi hepsini alt alta koyduğumuzda aslında e, hani bakın yeni ürün bir önceki en azından bir öncekinin bir model, bir program değil bir ürün olduğunu kabul ettiler. Bu bile bir noktaya geldiğimizi gösteriyor. Yani burada tek başına Türkiye'nin ekonomik sorunlarını aşacak bir modelden söz etmediğimiz konusunda hem fikir kalmamıza sevinmemiz gerekiyor. Çünkü bu bir bankacılık ürünü. Bundan sonra mesela enflasyona yönelik olabilir, kağıt satmaya yönelik olabilir. Yeni yeni ürünler geliştirilebilir. Fakat bunların hepsinin kurgusunda tek bir hedef var. Yani ürün tek e, amaçlanan tek bilhassa başta döviz mevduat hesapları olmak üzere keza buna bir nebze yastık altı e, döviz ya da altını da katmak mümkün. Bunların bir şekilde bozdurulup bir ikna çalışması sonucunda ekonomiye kazandırılması ve bu sayede de başarı elde edilmesini öngören bir e, niyet mektubu diyebiliriz. Yani mesela bu olmazsa ne olacak sorusunun yanıtı yok değil mi? Sizin bir programınız vardır. Bir hedefleme yapmışsınızdır. Evet. O olmazsa bir B planınız olması lazım. O yok. Bütün hesap işte döviz düşecek, herkes dövizini bozduracak. Çok özür diliyorum. İlk plan bu. Evet. Döviz bozduracak, üstüne döviz düşecek. Döviz düşerse enflasyondaki baskısı azalacak üzerine kurgulanmış bir yapı. Ne yazık ki çok gerçeği Göstermiyor yani işte Tabii. bütün bu gürültüye rağmen 1 milyar dolardan fazla bir erime olmadığını görüyoruz döviz mevduatlarında 234 milyar doların altına yine düşmüyor. E, e yastık altındaki altınlar nasıl bir yöntemle çıkarılmak isteniyor onu bilmiyoruz. Fakat Hı. E, temelinde baktığınızda aslında Berat Albayrak döneminin aynı filmini tekrar seyrediyor gibiyiz. O dönem başarılı olmadı şimdi niye başarılı olacak sorusununsa yanıtı maalesef yok. Peki en e, o an... An Hiç karnımızdan konuşmayalım. Bu Berat Albayrak'ın yaptığının bir başka isimle yapılmaya çalışılanı. Fikir aynı diyorsunuz. Şimdi bu yönde tam Hayır. da sorular geliyordu. Üzerine geldi. Sormaya da gerek kalmadı. Şimdi şuraya getireyim meseleyi. Sayın Bakan bu toplantıları gerçekleştirirken, Merkez Bankası'nı biz tartışırken, TÜİK'i tartışırken, faizi enflasyonu tartışırken bir de bazı somut gerçekler var. Şimdi o somut gerçekler enerji sektöründe bu ara e, karşımıza çıkmaya başladı. İlk önce İran ben gazı kesiyorum dedi. E, o yönünü soracağım. Merak da ediyorum. Yani İran gazı kesti. Bu sadece... Ticari bir e, tercih gibi sanki bize sunuldu ama gerçekten öyle midir? Bir merak ediyoruz bunu. Yoksa ödemeye dair mi bir şey var? Rusya dahiliyle başka bir durum var? Bu konuda sorular geliyor. Bir, iki Çetin Bey şimdi organize sanayi bölgeleri. Açıkça elektrik kesintisi yapacağımızı beyan ettik. E, onun öncesinde BOTAŞ zaten enerji kesintisini e, birçok fabrika için, işletme, üretim tesisi için yaptı. Tepkiler üzerine bugün sadece ette, sütte ve ilaç üretimindeki fabrikalarda kesintiden geri adım attığını açıkladı. Şimdi o yüzden merak ediyoruz biz enerji kıtlığı mı var yoksa enerji kıtlığı olabilir diye mi bu kesintiler oluyor? Tam olarak Türkiye bugün ne yaşıyor? Çok garip bir durum var tabii. Şimdi e, bir adım geriye giderek bunu tarif etmem gerekiyor. Çünkü o e, Sayın Bakan Nebati'nin e, ortaya çıkış gerekçesi yani bütün bu ne yapmaya çalışıyoruz biz daha çok ihracat yapıp dış ticaret açımızı azaltıp cari açımızı azaltmak üzerine kurgulanmış üretim ekonomisi üzerine kurgulanmış bir model. Şimdi şok bu üçüncü şok İlk şok ihracat gelirlerinin yüzde yirmi beşine el koymaktı. Ne oldu, ne bitti demeden e, şimdi bu toplantıda 10 milyar dolar bozdurmanızı istiyoruz gibi ikinci bir şok geldi. Evet. Üçüncüsü elektrik ve doğalgaz. Yani o aradaki zamları falan saymıyorum. Onlar artık rutine binmiş şoklar diyeyim. Şimdi e, ilk gerekçe doğalgazdan başlayan gerekçe neydi? İran'da e, 10 günlük bir bakım olacak ve bu 10 günlük bakım nedeniyle de gaz sevkiyatında sıkıntılar olacak. Birincisi ertesi gün bu sıkıntının aşıldığı ifade edildi. Eğer bu sıkıntı aşılmadıysa niye böyle söylendi? Aşıldıysa niye e, hala kesintileri konuşuyoruz? Bakın bu garip bir durum. İkincisi hemen arkasından elektrik geldi. Doğalgaza bir müdahalenin elektriği getirmesi zaten kaçınılmaz. Çünkü Türkiye'de üretilen elektriğin neredeyse %35-40 dilimini doğalgazla üretiyoruz. Peki ama en başa dönersek, siz üretim ekonomisi yaratmaya çalışıyorsunuz. Hı hı. insanların maliyetlerini düşürmeye çalışıyorsunuz. Hatta fedakarlık isteyip cirolarının %25, ihracat cirolarının %25'ine bozdur diyorsunuz. Ee, yarın öbür gün ham madde alabileceği dolarları TL'ye çevir diyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki ama 3-4 gün üretim yapamayacaksınız. Bakın bu e, maliyet hesabı içerisinde bir saatin bile önemi varken insanlar fabrikalarında verimlilik hesabını bugün tartışırken e, o verimlilik üzerinde enerji kaymalarını yani voltajdan bahsediyorum voltaj kaymalarını bile gidermeye çalışırken siz diyorsunuz ki elektrik yok. İşte o kadar birbiriyle çelişen durumlar ki bunlar e, ne yaptığınızı bilmediğinizi çok net ortaya koyuyor. Ayrıca şimdi diyelim ki Gerekçesi ne olursa olsun para ödemekte bir sıkıntı yaşamış olalım ya da gerçekten bir arıza olmuş olsun. Eğer sizin enerji politikanız içerisinde 10 günlük bir sıkıntıyı veya kesintiyi karşılayacak bir politikanız enerji politikanız yoksa yani üretiminizi sekteye uğratacak noktada kılı kılına gidiyorsanız bu zaten başlı başına bir enerji politikası fiyaskosudur. Yani şunu anlarım. Bir ay devam edecektir de hesaplarınız şaşmıştır. 10 evet. günden bahsediyoruz ve açıklamaya göre ertesi günde çözüldüğü söyleniyor. Bir günde nasıl çözüldü bilmiyoruz ama çözüldüyse niye kısıntıları konuşuyoruz? Birinin evet. çıkıp bu açıklamada bulunması gerekiyor. Ve işte bütün bunlar hani sanki acaba bir de ortam mı yaratılıyor falan gibi de böyle bir komple teorisi bile sunabilirim. Ama hayır Türkiye'nin e, yenilenebilir enerjiyi konuşması gerekiyor. Batarya teknolojilerini konuşması gerekiyor. Aslında gündemimizi çok farklı noktalara çevirmemiz gerekiyor. Çünkü zaten kilogramı 1,3 dolardan mal satıyoruz. Şimdi diyorlar ki onu da satma. Sattığının e, satış Ciro'nun %25'ini bana koy hatta geri kalan palarını da toplamda 10 milyar dolarını TL'ye çevir. Borç ödeyeceğim, ham madde alacağım. Ne yapacağım? E Bunun için üretim yapmam lazım, elektrik yok. E tamam hadi elektriği hallettik, e, yaptık, sattık. %25'ine el koydun, e, parayı da çevirdik TL'ye. Borcumu ödeyeceğim, ham madde alacağım, döviz hallederiz. Biz nerede yaşıyoruz? Sevgili Coşkun, Can Cüçkün. biz nerede yaşıyoruz? Ortada gerçekten bir e, fiyasko var. Çetin yani Bey bir yorum okuyayım. Bir, bir şey yorum okuyayım. Bu mi? sözünüz üzerine bir yorum okumak istiyorum şimdi. Ersin Bey yazdı. İlk bölümde biz Önder Algedik'le enerji ve e, iklim uzmanı Önder Algedik'le konuştuk. Benzer meseleleri konuştuk. Hala bilgiler geldiği için tekrar size sormak istedim. Bir buçuk saat önce eldeki veri üzerinden kendisine sorduğumda Konutlarda da bir kıtlık iddiasından söz eden var. Vatandaş soruyor, endişeleniyor. Var mıdır böyle? Yok çok uçuk dedi. Öyle bir ihtimal beklemiyoruz dedi. Bunun üzerine Ersin Bey şöyle bir yorum attı. Önder Bey elektrik konusunda evde bir kısıtlama ya da kesilme ihtimali yok deyince rahatladım. Sonra bu telaşa düştüğüm için ayrıca bir daha utandım yazdı. İnsan ne diyeceğini bilemiyor. Yani elektrik kesintisinden korktan, korkmaktan sonrasında rahatlamaktan Utandığım bir evreye geldim ne yazık ki ne diyeceğimi bilemiyorum demiş Ersin Bey. Şimdi vatandaş içinde günden bu şekilde izleniyor işte. Aslında bakın ne kadar onurlu bir vatandaşımız var düşüncesinden bile utanabiliyor ama bunu düşündürmekten utanmayanlar var. Yani bu havaya bu ekosisteme yaratılmasına neden olanlar bundan hiç utanmıyorlar. Problem buradan kaynaklanıyor zaten. bakın bunlar hep olabilir. Önümüzdeki süreçte de olabilir. Ben e, hani enerji kısıntılarına şöyle kısa vadede gidileceği kanaatinde değilim ama... ...enerji maliyetlerinin arttırılacağı yani zamların geleceği kanaatindeyim. Bütün bu gelen zamlara ilave olarak. E, Türkiye'nin artık bakın e, yalıtımı konuşması gerekiyor. Enerji verimliliğini konuşması gerekiyor. Tükettiği enerjiden mesela fabrikasında e, o e, doğru bir hamleyle... O mesela buhardan enerji yapmayı verimli bunları tartışması gerekirken biz enerji kısıntılarını konuşur hale geldik. Ee, üstelik bu açıktan da söylenmiyor. Şimdi öyle bir durum var. Yani açıktan da açık açık biz sizin enerjinizi keseceğiz denilmiyor. Şöyle bir hani eskiden şey vardı ya prekazi muz orta Muz ortayı yapıyorlar. Artık golü kim atarsa, Tanju orada ise golü attı demektir. Şimdi böyle bir durum olamaz anlatabiliyor muyum? Yani siz kısıntı mı yapacaksınız onu da açık açık söylersiniz yapmayacak mısınız onu da açık açık söylersiniz böyle biz bir şey yapmıyoruz gerçekten bizden kaynaklanmıyor falan havalarında insanların yaşadıkları sorunları yokmuş gibi davranıp yani bu reel sektör için de geçerli faturasını ödemekle ilgili sıkıntı yaşayan vatandaş için de geçerli vallahi bizden kaynaklanan bir durum yok diye ortalarda dolaşıp şimdi dolar üzerinden ee, fısıltı gazetesi yayıp bakın bu dolarların hepsi bozulacak 10 liraları görecek dolar diye aslında dolaylı yoldan manipülasyon yapıp ama IMF başkanının dolarla borçlu olan ülkeler türbülansa girmek üzere FED faiz arttırmaya başlamasıyla birlikte bir an önce alacaklarıyla masaya oturup vadeleri uzaltın, uzatın uyarısını bile görmezden gelerek böyle bir sanki bir kreşteyiz. Çocuklar kafalarına göre senaryo yazıyorlar. Biz de ah canım çocuklar falan diye takip ediyor gibiyiz. Ama günün sonunda bir ülkenin ekonomisinden, üretiminden, istihdamından veya ödenemeyen faturalarından söz ediyoruz. Durum Tabii. çok ciddi. Çetin Bey çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Ele, enerji kıtlığı ağır da bir mesele. Bu arada bir yandan da izliyoruz Çetin Bey ile konuşurken. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Deva Partisi lideri Ali Babacan birazdan ortak açıklama.